Yıl 1915. İtilaf devletleri tarihin o zamana kadar gördüğü en güçlü donanmalarla Çanakkale Boğazı'nda. Bitap düşmüş bir devlete karşı beş çayını İstanbul'da içme hayali kuracak kadar kolay bir zafer umuduyla. Yenilmez denilen bu düşman kuvvetleri Çanakkale'yi cehenneme çeviren saldırılarına başlamıştı. Türk mevzileri durmaksızın dövülüyor, Mehmetçik dillere destan bir vatan müdafası verdikçe saldırıların şiddeti daha da artıyordu. Ancak hiçbirisi sonuç vermemişti. Onlar daha Anafartalar komutanı Albay Mustafa Kemal Atatürk'le karşılaşmamışlardı. Deniz ve kara savaşları Türk zaferleriyle sonuçlanmış, İtilaf devletleri Çanakkale'yi geçememişti. Peki Çanakkale'yi geçilmez kılan neydi? Vatanın dört bir yanından cepheye koşan Mehmetçiğin anasından babasından geçebilmesiydi Çanakkale'yi geçilmez kılan. Kimisi nişanlı, kimisi evli, on binlerce kahramanın sevdiğinden geçebilmesiydi Çanakkale'yi geçilmez kılan. Hayatlarının en güzel döneminde omuzlarına vatan savunması gibi bir yük binen 15'liklerin top oynamaktan geçebilmesiydi Çanakkale'yi geçilmez kılan. Şehit düştükten sonra silah arkadaşlarının cebinde Beşiktaş marşı bulduğu Kaptan Kazım'ın Beşiktaş'ından geçebilmesiydi Çanakkale'yi geçilmez kılan. İşin özü, vatan dara düşünce her şeyden geçilir. Yardan da geçilir, serden de. Gençlikten de geçilir, evlattan da, babadan da, anneden de. Ancak Çanakkale'den geçilmez. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlara şükranla.